Hatta sen aradın ya beni. Evet. Şeyde köye gitmiştim. Ben yoktum aslında. Eşim aradı. Paylaştım. Oğlanla siz Bartın diyordunuz. Evet. Ben de çok uzağa gitmeyin ya Denizli. Orası hiç çalışmadan biraz çalıştı gerçi de. Çalışma. Yeditepe ile Hacettepe bekleniyordu. Evet. Kazandığım bölümü çok beğenmemiştim. Hukuk protokol derslerini sevmedim. O yüzden edebiyat tercih ettim. Güzel bir tepki veriyorlar. Sözler ve matematik zaten bayağı kolaydı. Ailemle birlikte gittim, kaydımı da yaptırdım. Aileyle çalışmak güzel bir duygu. Tabii ki babamla bir tatlı bir rekabet oldu. Çok eşi benzeri görülmüş bir olay değil. Tabii 4 kişinin hatta babalı oğullu ilk 10.000'e girmiş. Çok görmedim. O yönden babamı da çok tebrik ediyorum. Annem de yıllardır zaten köy evinde, köyden yetişip de yani tırnaklarıyla kazıya kazıya 6. sınıftan üniversiteye kadar geldi. Onunla da gurur duyuyorum. Ben de Marmara özel eğitimi kazandım. Ablam da edebiyat kazandı. Hepimiz de farklı bölümleri kazandık. Tabii ki bu bir yandan da başarı hikayesi. Belki örnek niteliğinde. Evet, annemle babamla beraber girdim. Hepimiz farklı okullarda girdik. Girdiğimde hatta çıktıktan sonra da herkese baktım. Annesiyle babasıyla işte nasıl geçti tartışıyorlardı. Ben sınavdan çıktığımda çoğu kişinin annesi babası beklerken, evladını karşılarken aslında benim de annem de babam da ablam da sınavda ter döküyordu. Bu da güzel bir duygu. Biz bu imtihana evladım Yusuf Nusret ile bir aramızda yaparsın yapamazsınla başladık. Çalışıyorum, yoruluyorum, benim halimden anlamıyorsunuz demişti. Ben de görelim bakalım, ben çalışmadan senin kadar yapıyor muyum, yapamıyor muyum diye. Tabii orada ben kendim Allah'a halim çalışmadan girdim 96 yılındaki bilgilerle. Allah o zamanki hocalarımdan razı olsun. İmtihanda da zaten tarihler ve din grubu full oldu. Ben ilk 7.000 küsurlara girdim. Tabii oğlum da ilk 3.000 küsurlara girdi. Fakat ben ona kişinin ilme aşık olup, ilme gayret edip de nasıl başarılı olabileceğini göstermeye çalıştım. Artı bir şey beni çok üzdü. İmam arkadaşlarla YKS'ye girdiğimi söylediğimde hocam senin puanın hesaplanabildi mi bari deyip dalı geçmeleri beni üzdü. Bir din görevlisinin, din gönüllüsünün kendi meslektaşını o kadar aciz, bilgisiz görmesini hoş görmedim. Ben de ona şöyle mukabelede bulundum. Kıymetli hocam, puanımız hesaplanmış, ilk 7.000'e girecek kadar olmuş, bu size yeterli mi dedim. Orada bir gülüşme oldu. İlim adamı, din adamı, din gönüllüsü olan insan her şekliyle, her sahada kendini geliştirmeli. İlmin yaşı yok. Bunu ispatlamak için elimizden gelen gayreti sarf ettik. Eşim Uşak Üniversitesi İslami İlimler bölümünü kazandı. Ben Pamukkale Üniversitesi İlahiyat bölümünü kazandım. Oğlum Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü kazandı. Kızım Ayşe de Pamukkale Üniversitesi Türk Dil Edebiyatı bölümlerini kazandı. Türkiye'de belki ilktir, tektir bilemiyorum. Aynı aileden 4 kişinin farklı farklı bölümleri kazanması ve baba ve oğul ikisinin birinin ilk 3.000'e, birinin ilk 7.000'e girmesi belki ilktir, belki tektir bilmiyorum. Başka örneği var mı? Buralardan nasıl girip başarıyla kazandıysak buradan mezuniyetle inşallah insanlığa ve devletimize, milletimize faydalı birer insan oluruz. Tabii ki zor bir süreçti. Hem anneyim, çocuklarım var, onlarla ilgilenmek zorundayım. Hem eşim var, omuzumda bir yük var tabii ki, ailem var. Aslında orası çok ilginç, oraya değinmek istiyorum. 6. sınıf kitaplarını ilk önüme koyduğumda dedim ki ben bunu nasıl yapacağım? 12 tane kitap. Ama dedim ki bir kere bu yola baş koydum, bunu başarmalısın kızıma, oğluma. Örnek bir anne olmak, bu yolda hani onların da böyle biraz daha perçinlenmesi, hani okuma isteklerini ya da sınavda başarılı olmaları adına hani istedikten sonra hangi yaşta olursa olsun okumanın yaşı olmadığını, çocuklarım aslında bir nebze de örnek olmak için babasıyla beraber bu kararı aldık. Hani hep beraber bir girelim bakalım sınava, ne yapabiliriz? Babası zaten işte dediğimiz gibi Yusuf'la hadi oğlum bakalım biz, ben de gireyim. Aslında biraz da böyle çocuklarımıza motivasyon gibi. Biz de okumanın yaşı olmadığını, hani insanın hayallerinin peşinden her zaman koşması gerektiğini, açıkçası ben hemcinslerime bunu önerebilirim, bayanlara.
hem ev işi yaparak, hem çocukları büyüterek, hem de okumanın yaşı olmadığını, işte dördümüz birlikte sınava girip, hepimiz ayrı ayrı üniversiteleri yerleşerekten bunu bir başarı öyküsüne imza atmış olduk. İmkansız değil. Herkes istedikten sonra başarabilir. Azmettikten sonra bütün başarıların yolu açık diye düşünüyorum. Şunu